Sen ilginç bir şey yaptın. Bizim ilk gençlikte hep tartıştığımız bir konu vardı. Tiyatro yapan arkadaşlarımızın ya da büyüklerimizin, ustalarımızın salon yapmakta ya da yaptıkları salonları yaşatmakta büyük sıkıntı yaşadıklarına tanık olduk. Bunlar içerisinde Ferhan abiye anabilirim bu konuda emek veren. Sen daha yola çıkarken çok genç yaşta bu iş salonla ancak olur dedin ama yetmedi. Bir de bu salon işini yaparken bir yeni dilde geliştirdin. Nasıl oldu o süreç? Kadıköy'e büyük katkı çünkü. Aslında öğrenmeyle oldu diyebilirim. Ben e, İsveç'te okudum sinema, televizyon. E, ve orada da böyle biraz daha prodüksiyon tarafına eğilmiştim işin. Biraz daha organizasyon, prodüksiyon, executive production falan taraflarına bakıyordum biraz daha. Hem dışarıdan hem içeriden aslında bütçeyi yönetmekle ilgili. E, ve nasıl yaratıcı bir yapımcı da olabilirsin diye bakıyordum işe. E, fakat sonra tabii ki içimdeki tutku devam etti. Hem kamera işte arkasında olmanın da verdiği şeyle. Dedim ki ya ben oyunculuk okuyacağım. Sonra dil tarihe girdim. Ee, Birçok okulu kazandım, şanslı bir yılımdaydım. Ondan önce de e, devlet tiyatrosunda figürasyon falan yapıyordum böyle. Sözleşmeli oyunculuklar vardı o zaman Ankara DT'de. Ee, orada e, suç ve ceza oyununda oynarken aslında yola çıkacağım arkadaşlarımı bulmuşum. Abilerimi, ablalarımı bulmuşum. Farkında değilim tabii o dönem. Ee, sonra ne oldu? Ee, i̇şte Ankara'da oyunculuk sınavına girince ben dil tarihi hep hayal ederdim. Hani öğrencilik yılının lisedeyken. Kuluttum. Ee, yani hem köklü olmasından hem de bir konservatuar olmamasından kaynaklı. Konservatuarlara karşı bir tepkim yok ama e, dil tarihinin akademi sürekli öğrenme e, biçimi ve biraz daha konservatif olandan çıkıp daha araştırma tarafında duran bir e, kimliği vardı. O kimliğin içinde de biraz daha proaktif rol alan, işte biraz daha böyle e, etken e, aslında e, tarafta duran, e, tiyatro insanı olmakla, sanat insanı olmakla aslında biraz daha ilgilenen... E, hatta hepiniz tiyatro kuracaksınız diye e, yola çıkarılan bir sınıftaydım ben de. E, öyle bir okul kazanmak istiyordum aslında. Bir de halk evcilik var geçmişten gelen, 12-13 yaşlarından beri bir halk evcilik geçmişi var. Orada da böyle, böyle kültür evleri açabilsek, keşke halk evleri eski haline dönebilse, içinde sahnelerin de olduğu... Cumhuriyet'in ilk yıllarında biliyorsun halk evleri, abi aynı zamanda içinde böyle sahneleri de barındıran yapılar. Ee, okuma tiyatrolarının olduğu, çeşitli kursların olduğu ee, köy enstitülerinin şehre aslında sirayet etmiş halleri uygulama halleri. Keşke onun ruhunu yaşatabilsek diye böyle bir hayal vardı. Dil tarihte bunun en şeyiydi, hani böyle neferlerini yetiştirdiği kurumdu. Ee, çok farklı bakış açılarından köy seyirliği de işte Nurhan Karadağ ile temsil eden Ayşegül yükselle ile modern tiyatroyu temsil eden Sevda Şener modern tiyatroyu temsil eden e, Metin Antla işte her ikisini de aslında te temsil eden. ...metinler arası düşünme yapısını geliştiren filan. Daha isimlerini şu anda böyle bir çırpıda sayamayacağımız Turgut Özakman gibi çok büyük değerleri... ...içinden çıkartmış ya da hani... ...hocası olmuş, değerler bir oraya gelince... ...dedim ki ya ben mutlaka buradan bir şey öğrenmeliyim ve aslında o misyonla... ...büyüdüm ve dil tarihi seçtim. Bir şey söyleyeceğim Mert e, kendi devamına devam edeceğim ama burada bir kere saydığın isimler Türk tiyatrosunda neredeyse bir geleneğin devamı diyeceğim hatta bazıları kendisi kurucusu. Tabi Hoca mesela öyledir Ayşegül Hanım e, o derinlikte o incelikte büyük katkı yapmıştır. keza e, tabii Turgut Hocanın getirdikleri ki maalesef Turgut Özakman'ın romancılığı Türkiye'de pek anılmaz ama korkma İnsancık korkma ya. bir başyapıttır. Ya, Bence tiyatroya da çok e, uygundur. Evet. Neyse bunu da arada anmış o, olmak evet, istedim. Evet evet ben de çok çalışıyorum korkma insancı korkma herhalde. 7 yıldır falan çalışıyorum. Tek kişilik oyun olabilir. Evet. Diye. Tek kişilik olabilecek. mi? Bence Türkiye'deki en güzel, en buruk aşk hikayesidir. Evet. Ee, şeye de devam ettiğimiz zaman yani Sevda Hoca'da öyle yakında yitirdik. Bunların hepsi güzel. Fakat senin özelliğinde şöyle bir ilginçlik var benim açımdan. Genç yaşta e, bir insanın ya ben bu işi köklü yapacağım demesi genellikle kendisini projelendirmesiyle oluyor hı hı. Türkiye'de. Hele e, senin kuşağında evet, falan evet. da. Oysa sen öyle yapmadın. Bir takım kurmayı yeğledin. Hı hı. Biraz onu da anlatır mısın? Bu kolay bir iş değil çünkü. Ya işte yine iş dönüp dolaşıyor hiç dil tarihi okulculuk değil derdim ama oysa işte böyle Ankaralı olmak işte ne bileyim, Ankara'da büyümek yetişmek kolektife inanmak böyle bir halk evlerinin getirdiği bir kültür falan yani hiçbir şey tek başına ya yani bir şey tek başına yapmanın ayıp olduğu bir kültürden geldim ben. Hani yani tek başına oynamanın ayıp olduğu, tek başına alkışlanmanın neredeyse hakaret gibi olduğu bir kültürden geldim. Dolayısıyla o böyle birinin bizde başkan olması dalga geçilecek konudur yani hani aramızdan birini eğer yetkilendiriyorsak, başkan seçiyorsak belli ki onunla çok dalga geçeceğiz. Yani şimdi <laughs> Dolayısıyla böyle bir kültürden gelince ben mümkün mertebe hep böyle kolektif, herkesin bir arada olduğu, herkesin bir bütünün parçası olduğu, bir katkı koyabileceği, kendi emeğiyle, kendi bakış açısıyla, kendi kültürüyle bir kültürden geldim. Sonra da bunun karşılığını aslında oyun atölyesinde buldum. <laughs> oyun atölyesinde Haluk abinin yani biliyorsun işte Lambda mezunu. Ee, Tabii, hani çok... Burada aynı zamanda konservatuvar okumuş. Sonra İngiltere'de e, İngilizcesi gerçekten böyle hani e, ana dili gibi falan. İnanılmaz da bir tiyatro geçmişi var hala da. E, dolayısıyla hepimize ilham veren ve hepimizin çalışmak istediği bir kişiydi ben okul yıllarında. Şimdi de öyle. E, dolayısıyla o o da birleşince yani İstanbul'u çok iyi bilen, bize böyle mentor olan, ee, Kemal Aydoğan, Selçuk Aydoğan, o böyle İrfan Varlı falan, o böyle bir ekip. E Onlar zaten bir aynı çatıdaydık. Hı hı. Dolayısıyla biz girdik oraya ve orada böyle e, hep beraber bir arada, işte Timur Acar, Onur Ünsal, yani yol arkadaşlarımı aslında buldu, bir e, şeye gitti, e, oluşuma gitti yavaş yavaş. E biz orada 7 yıl kesintisiz çalıştık. Ee, neredeyse 30 gün oyun oynadığımız günler oldu böyle, işte testosteron gibi oyunları çok. O, ta, o tabi acayip de bir ses getirdi, Evet, ee, evet. aykırı çizgi taşı ve çok güldüğümüz bir iş beş oldu. 5 yılda emek verdik oraya gerçekten, böyle hani o 5 yıl sadece o oyuna emek verdi. Toplamda böyle 7 yıl falan çalıştık ve aslında hep de böyle moda sahnesi e, gibi projeler arıyorduk. Ya yani bir yer olsa, keşke bir yerde açsak, o da oyun, oyun atölyesi olsa ya da başka bir isimle anılsa. Sonra bir belirli anlaşmazlıklar oldu, fikir ayrılıkları oldu falan derken e, böyle bir grup ayrıldı e, moda sahnesinden e, şey oyun atölyesinden. Ondan sonra e, biz Onur'la bir yıl daha kaldık ama o ayrılan grupta zaten bir tiyatro hazırlığı içindeydik. E, bunu da açık açık e, Haluk abiye söyledik. O da sağ olsun çok anlayışla karşıladı ve bir bir yıl daha birlikte tiyatro yaptık.